Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Call of Go oyunuyla birlikteyiz arkadaşlar. Ee, bugün e, işleyeceğimiz etkinlik hani oyunda sürekli gelen ve kaçırmamanız gereken bir etkinlik olan Karavan etkinliği var. Karavan etkinliği arkadaşlar 2 haftada bir geliyor ve bu etkinliğe katılmanız gerekiyor. Hele ki para atmıyorsanız kesinlikle bu etkinliğe katılmanız gerekiyor. Bu etkinlikte 3 kere hakkınız var. Şimdi onu anlatacağım size. 3 kere hakkınızda çok doğru bir şekilde yaparsanız 3 kafa eğer birinci olursanız 3 kafa doğrudan 6 kafa alabiliyorsunuz. Ve 2 e, haftada bir gelen bir etkinliğe göre 6 kafa iyi yani e, para yatırmanlar için kaçılmayacak bir fırsat. Şimdi bu etkinliğin püf noktalarını size anlatacağım. Şöyle baktığınızda arkadaşlar bir karavan çıkıyor gördüğünüz gibi. E, karavan çıktığında ona e, takip et diyorsunuz tamam mı eskortluk yap diyorsunuz onu takip ediyorsunuz. Üst tarafta da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kademe var. 6 tane kademeyi geçmeniz gerekiyor. Her iki kademede bir daha büyük bosslar geliyor. Şimdi burada yapmanız gereken şöyle şimdi size basit gelebilir ama etrafa yayılmanız gerekiyor böyle. Bakın arkada tabii ki AFK olacak. Böyle etkinliklerde AFK kalmayın. Kesinlikle kaçırmayın yani. Bu etkinlikte önemli olan arkadaşlar yan yana durmak değil. Yuvarlak dairenin içinde güzel bir yuvarlak oluşturmanız gerekiyor. Ve e, gelen canavarları kesmeniz gerekiyor. 10.000 puan yaparsanız. Bakın şurada kişisel puan yazıyor. 10.000 puan yaparsanız. E, bir tane kafayı alıyorsunuz. Eğer yerine ulaşırsa. Kervan. Şimdi e, burada da arkadaşlar. E, piyadeler de önemli rol oynuyor. Çünkü piyadeler e, kervana yaklaşan e, bazı iblisleri tutabiliyorlar. Mesela e, bütün... İblisler kervana yaklaşmıyor. Bazıları uzaktan vuruyor. bazılar da yaklaşıyor. Şimdi kervana yaklaşan e, bosslar falan oluyor. Onları piyadelerin durdurması gerekiyor. E, Harlequin basarak. Aksi takdirde kervana vurursa hasar görür. Kervan hasar görürse ne olacak arkadaşlar? Şimdi kervan hasar gördüğü için yüzdesi aşağı düşecek. Yani hasar yüzdesi düşecek. Ve sıralamada bu da size kötü etkileyecek. Şimdi biz... Cırt klanı olarak hani cırttan cırta geçtik. Cırt klanı olarak bunu yapıyoruz. Ee, bizim kral, e, krallıktaki, yani 52. sunucudaki Rip klanını, Balina klanını geçiyoruz. Ee, 95 falan. Ondan sonra Cırt'a gidiyoruz, daha kalabalık, daha kalabalık oluyoruz ve 99.8 yapıyoruz. Yani çok mükemmel. Hiç vuramadılar. Ve bunu dördüncü seviyede yapıyoruz arkadaşlar. Bunun 5-6'ya kadar seviyesi var sanırsam. Dördüncü seviyeye kadar yapıyoruz. Şimdi burada da bakın. ilk önceliğiniz karavana yaklaşan olan iblisleri kesmek. Onları tutmak. Bu etkinlik basit gözükse de arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Mesela şunlar top atan gördünüz mü? Onları uzaktayken attıkları için kesinlikle durdurmanız gerekiyor. Ve şimdi baktığınızda 3. kademeye geldiğimiz için. Daha çok canavar gelecek. Daha güçlüsü gelecek. Ee, mesela burada bizim yaptığımız şekilde yapmayın. Karavanın etrafına böyle geniş bir yol açın. Bakın hepsi arkadan ön tarafa geliyor. Yanlış. Ee, karavanın etrafında yuvarlak var ya. Bakın kendi yuvarlağını gösteriyor zaten bu. Ee, o yuvarlağın etrafını alacak şekilde şey yapın. Hem geçitten geliyorlar hem de arkadan geliyorlar. Bakın içeri giriyor gördün mü? İçeri girenlere öncelik vermeniz gerekiyor. İçeri giren canavarları tutmanız gerekiyor ki seni şeye vurmasınlar karavana. Ee, ve uzaktan atan iblisler de var. Onlar da tutmanız gerekiyor. Yani 52. sunucudaki Rip Klein'le bir çekişme içindeyiz. Bir çekişme içindeyiz. Sürekli bir rekabetimiz var. Hani elit ayıyı, elit kuşu, işte elit devi alınca bunların sanının bir zoruna gitmiş. Ama şöyle anlatayım. Ee, burada da hani Rip birinci kısradaydı şey olarak. E, topladığı puan olarak. E, biz geçiyoruz onu 95 Jord klanına geçip orada 99.8 yapıyoruz. E, onu 3. sıraya itiyoruz. Ondan sonra bizim bir klan daha var. Hani aslında zipe hiç ödül vermeyecektik. Yani direkt 3. sıranın da altına atacaktık ama 0.5 puandan kaybettik. 4. sıraya biz geçtik. Onlar 3. sırada kaldı. Hani bu yandan bunu izlerken bir yandan da hani bilgiler vermek istiyorum sezon hakkında 52. sunucu hakkında. Çünkü oyundaki bence en çok Türk 52. sunucu da var. Çünkü büyük bir toplulukta başladık. Tabii ki bırakan olacak? İleriki, ilerki zamanlarda klanımıza gelenler de olacak ama şu an neredeyse oyundaki en çok Türk 52. sunucu da var. E, ulaşması gereken yere çok az kaldı. Bakın böyle yuvarlak oluşturmanız gerekiyor. Şu şekilde. Etraftan geliyorlar. Gördün mü? Bak. Şimdi arkadaşlar buradaki yeşil bak arkada yeşil bir boss var. O direkt şeye doğru gidiyor. Karavana doğru. İlk oyun o yüzden ilk onları kesmemiz gerekiyor. Zaten yaklaştıkça onlara da vurmaya başlayacağız. Bak, içeri giriyor. ilk ona hedef aldım. Gördün mü? Ne olur ne olmaz. İlk içeri girene hedef almanız gerekiyor. Bak direkt ona hedef aldım. Bak alttan içeri giriyor. Ö, direkt ona hedef aldım. Güzel. Böyle böyle ilk içeri giden hedef almanız gerekiyor ki sizin şeyiniz, e, karavanınız hasar görmesin. Yani ne kadar az hasar görürse o kadar sıralamada yukarı çıkıyorsun. Bakın arkadaşlar orayı tamamladık. Bu o mesela az önceki üçüncü kademeydi. Bu dördüncü kademe. Dördüncü kademe diğerinden çok çok zor. Yani üçüncü kademe yüzde yüzde yaptık ama dip e, Rift dördüncü kademeyi 94 yaptığı için yüzde 94 e, bizim dördüncü kademeyi yapmamız gerekiyordu. Ve şöyle baktığımızda dördüncü kademeyi yapıyoruz. Ve bu ondan çok çok zor arkadaşlar. Aynı konum olsa da zor. Bakın dediğim gibi ekibiniz olursa hani bir ekiple başlarsanız ve Discord'da konuşacağınız bir ekiple başlarsanız sizin için çok çok iyi olabilir. Çünkü sohbeti sarıyor. Böyle etkinliklerde hani yan yan olup klan değiştirip diğer klanlara da yardım edebiliyorsunuz. Bu yüzden iyi. Yani yapmanız gereken... İyi bir ekip bulmak. Eğer ki sonraki sunucularda başladıysanız ve çok arkadaşınız yoksa e, bekleyin hesabınızı kasın. Ondan sonra ileride olur da bizle birleşme falan olursa bizim krallığa gelirsiniz. Bakın bu kademede çok şey geliyor. Arkaya bak girmeye çalışıyorlar canavarlar falan. Bir de arkadaşlar burada Kurdatanın gazabı var ya o itemi alabilirsiniz. E, çok güzel buff veriyor. Hani e, normal bir kişiye vuran değil de o itemi alırsanız. Hani de kitap değil de o item alırsanız sizin için daha iyi olabilir. Çünkü e, arkadaşlarınıza da buff veriyorsunuz ya. O yönden iyi. Şu an bakın 99.12. Yani e, burada biraz çarpmış. E, son kademenin önceki kademede bakın ne kadar geliyorlar gördünüz mü? Etrafımızı çok güzel sarıyorlar. Büyücüler burada işe yarıyor ama. Çünkü toplu vurduğu için sağlam yarıyor işe. Bakın karavanın önü temiz. Karavanı uzaktan top atanlar var. O yüzden ilk onları vurmamız gerekiyor. Hala 98 çok güzel. Son şeyde çok kalabalık geliyorlar. Bakın şimdi. Arkadan giriyor lan. Şuna vurun. Heh, tamam vurmuyor zaten. Şimdi arkadaşlar asıl zor olan kısım geldi. Bu dördüncü kadem olduğu için zaten anlamı sınırdır gelen canavarların çokluğundan da. Bizimkiler çok arkada kalıyor. Aha da geldiler. Bakın en çok yaklaşana vuruyor. Şu sol tarafta çok yaklaşıyorlar bak. Oraya dönüyoruz zaten hep beraber. Şu ilk atıcılara vuruyoruz zaten uzaktan karavana vurmasınlar diye. Bak içeri giriyor bak bak. Önde durdum ama. Baksana çok güzel gözüküyor. Ya bir de bu oyunun savaşları olacak. Geçiş savaştır, şey kale savaştır falan. Ha, onlar da bence güzel olacak. Bakalım şu an böyle e, iyi gidiyor. Sunucumuz iyi. E, yakında büyük bir savaşımız olacak. 52. sunucuda Rip klanıyla. İlk baştayken 110 kaç canım. Buraya kadar 99'da geldi. Burada canım kaça düşmüş bakın. <laughs> 50 kaya düşmüş. Yani burası çok zordu. Cidden zordu. Yaptığın puan da 53.000 puan yaptı. 10.000 puan yapmanız yeterli. Ve bitti arkadaşlar. Burada şey yapıyoruz. Ee, Rip'i geçiyoruz. Bakın şimdi burada da göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar Rip Clan'ı 94.6 ile yapmış. Biz 95.8 ile yaptık. Rip Clan'da da balinalar var. 40 milyonluk adam orada. 15 milyonluk adamlar orada. Yani... Ee, onlara rağmen iyi yaptık Şimdi bizim George klanı var bakın 4. E, kademede 88 yapmış Hepimiz oraya gideceğiz e, Ve orayı da 99 ile Bitiriyoruz yani mükemmel bitiriyoruz orayı da Bakın arkadaşlar Burada karavana da 99.35 ile e, Bitiriyoruz gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dediğim gibi etkinliği söylemek anlatmak istedim hani eksik kalmasın diye. Çünkü önemsenmeyen bir etkinlikti. Bence önemsenmesi gerekiyor. Hatta para yatırmıyorsanız oyundaki bütün etkinlikleri önemsemeniz gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde oynuyorsanız ücretsiz olan sizin işinize yarayacak bütün etkinlikleri katılmanız gerekiyor. Yani böyle oyuna başlayın bırakın yapacaksanız hiç bence ekranlarda rahatsız etmeyin. Onlarda boş yere yer kaplamayın. Bu etkinlikte birinci olursanız 3 kafa ve hızlandırma veriyor. İkinci olursanız 2 iki kafa ve hızlandırma. Üçüncü olursanız bir kafa ve hızlandırma. Biz George Klan'ı birinci yaptık. Bizim Klan işte ikinci oldu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.